Herkese merhaba. Yeni yılın ilk 2 haftasında hisse senedi endekslerinin yatay seviyelerde işlem gördüğü Amerika piyasalarında geçtiğimiz hafta 4. çeyrek bilanço sezonunda başlamış bulunmakta. Global anlamda devam eden pandemiyle mücadelede ülkeler bazında uygulanan kısıtlamalar ve aşılama çalışmalarının yanında ekonomileri destekleme yönelik paketler de ardı ardına açıklanmaya devam etmekte. Ancak çarşamba günü gerçekleştirilecek olan yemin töreni öncesi Amerika Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık yardım paketinin piyasalar üzerindeki etkisi şimdilik sınırlı kaldı denebilir. Washington DC'deki son olaylardan sonra gerilimin üst seviyede olduğu Amerika'da görev devri sorunsuz atlatıldığı takdirde Kongre ve Senato oylamaların öne çıkacağı yardım paketinde tüketim sektörünü en fazla ilgilendirecek konu 2000 dolarlık çeklerin akıbeti olacaktır. Makro taraftaki gelişmelere ek olarak gündemi önümüzdeki birkaç hafta meşgul edecek bilançolarda ise klasikleşen Alcoa yerine bu sefer geçtiğimiz Cuma günü finans değerlerinden Citi, Wells Fargo ve JP Morgan'la açılışı yaptık. Endekslerin son 10 aylık performansı göze alındığında hisse senedi değerlemelerin gerçeklere ne kadar yaklaştığını gözler önüne sunacak bilançolarda ciro kayıplarının göze çarptığı finans devleri Citi ve Wells Fargo'ya ek olarak beklentilerin üzerindeki rakamlara rağmen Cuma günkü seansı eksi seviyelerde kapatan JP Morgan hisse senetlerinin performansı endekslerdeki rally hareketinin güç kaybettiğini işaret eder nitelikte. S&P grafiğini de açacak olursak endekslerde soluksuz yükselişler yerine arada düzeltmenin her zaman tercih edeceği boğa piyasalarında S&P özelinde öne çıkan ilk destek seviyesi 3660 seviyesindeki 50 günlük ortalama. Ardından da 100 günlük ortalama 3530 seviyelerine tekabül gelmekte. Pazartesi günkü tatil ardından bugün tekrardan hızla hızlanacak bilançolarda finans sektöründen Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve teknoloji tarafında ise IBM ve Intel haftanın öne çıkan bilançoları olacaktır. Tabii geçtiğimiz 10 aylık dönemde endekslerin lokomotifi olan FANG hisse senetlerinde ise açılışı bugün kapanıştan sonra Netflix gerçekleştirecek. Blockbuster'ı tarihe gömen ve radarında AMC gibi sinema sektörü operatörlerine hedef alan Netflix, 60'ın üzeri PE oranıyla ciddi bir premiumla işlem görmekte. 220 milyarlık piyasa değerine rağmen bilanço yapısı olarak halen yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olmayan şirketin bilanço öncesi zayıflayan teknik görünümü de dikkat çekici. Diğer FANG üyelerin bilanço tarihleri ise sırasıyla Apple ve Facebook 27 Ocak, Amazon 29 Ocak ve Google 2 Şubat. S&P 500'ün en yeni üyelerinden Tesla ise 27 Ocak'ta bilançosunu açıklayacak. Kısaca Tesla'nın da son grafiğini görecek olursak ekranda açalım. Kısa kısa takip ettiğimiz liste şirketlere bakacak olursak endekslerdeki momentum kaybına paralel spekülatif şirketlere karşı temkinli duruşumuz devam ederken sene başında listemize kattığımız pandemi sürecinde temizlik aktivitesini eğlenceye dönüştüren sektörünün lideri iRobot öne çıkmakta. iRobot'u da açalım. İki buçuk milyarlık piyasa değeriyle neredeyse borçsuz bir bilançoya sahip olan iRobot, da dikkat çekecek diğer bir unsur ise hisse senetlerinin yaklaşık %37'sinin açığa satılmış olması. Değerli metallere yönelik ise geçtiğimiz sene birkaç kez listeye aldığımız maden şirketi Newmont Mining, enerji sektöründe ise Suudi Arabistan'ın Suriye'de sürpriz üretim kesintisi fiyat tahmininin arttırdığı petrole yönelik %7'lik temettüsüyle öne çıkan ExxonMobil alternatif olabilecek isimler. Son dönemde artan hareketlilikle göze çarpan gıda sektörüne ise 23 milyarlık piyasa değerine sahip Tyson Foods teknik açıdan dikkatlerimizi çekmekte.
Geçtiğimiz sene boyunca listemizde yer alan Google, Çin'in arama motoru lideri Baidu ise Aralık ayında açıkladığı elektrikli otomotiv piyasasına girme isteğiyle beraber çok sert yükselmiş durumda. Ve bunun paralelinde temel anlamda beklentilerimizi aştığı için hisseyi listemizin dışında bırakmaktayız. Yine geçtiğimiz hafta Biden'ın şirketlerin vergi artışlarını yinelemesiyle olumsuz etkilenen FANG hisse senetlerinden Google ve 5G temasıyla geçtiğimiz seneden beri takip ettiğimiz Qualcomm'da bu sefer değişikliğe gitmemekteyiz. Yine pandemi sürecinde artan taleple karşı karşıya kalan ve çoğunlukla Amerika'da talep gören RV karavan şirketi Thor Industries'de small cap arayan yatırımcılar için bir alternatif olacaktır. Şirketin kredi notu artan talep ve üretimdeki backlog nedeniyle Moody's tarafından pozitif görünümle BA3 seviyesine yükseltildi. 50 ve 100 günlük ortalamanın gündeme gelebileceği endekslerde görebileceğimiz geri çekilmelerde ise bilanço olarak doğalgaz şirketler arasında Cabot Oil, 21 Ocak'ta bilanço çıkacak teknoloji devi Intel, oyun yazılımları şirketi Electronic Arts ve mavi dalgadan olumlu etkilenecek sağlık hizmetleri sektöründe yer alan Sentinel, Apple, Amazon, Tesla gibi high flyer isimleri alternatif arayan yatırımcılara alternatif olacaktır. Geçtiğimiz sene 1999'dan beri görülen en hareketli halka arz piyasasını gördüğü Amerika'da toplamda 155 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirildi. Buradan da göreceğimiz gibi. Lehman Brothers kapattığı likidite krizi sonrası 88 milyar dolara ulaşan 2014 yılını ikiye katladığımız geçtiğimiz sene aralarında Snowflake, Airbnb, DoorDash gibi birçok şirketin halk arzını görmüş olduk. Ancak bu şirketler arasında özellikle SPAC dediğimiz ve şirketlerin halka arz yapabilmesini hızlandıran, kolaylaştıran boş çek şirketlerinin 70 milyar dolarlık halka arz gerçekleştirildiğini unutmamak gerekiyor. Ekonomilere yönelik destek paketleri devam ettiği ve para yönetimindeki genişlemeci politikanın desteklediği iştahına paralel IPO'lardaki kuvvetli seyrin devam etmesinin beklendiği 2021 yılında takvimde yine SPAC şirketleri ağırlıklı gözükmekte. Ayrıca şirket özelinde ise oyun yazılım şirketi Roblox, Amerika'daki en büyük kripto borsalarından Coinbase ve trading'e getirdiği sıfır komisyon yapısıyla öne çıkan Robinhood'da 2021 yılında halka arz yapacak gerçekleşir şirketler arasında yer almakta. Kripto demişken hisse senedi piyasalarındaki konunun bir yansıması olan Grayscale'in trustlarından Ether kodlu Ethereum fonuna kısaca bir bakacak olursak burada dikkat çekecek bir konu. Fonun içeriğindeki Ethereum'un değerinin üzerinde işlem gördüğü premium %17'lere yani tarihindeki en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Aynı oran Haziran-Mayıs aylarında neredeyse %1000'e ulaşmıştı. Yurt dışı piyasalara açılan pencereniz olan iş yatırım hesabınıza olan yatırım adresinize ek olarak iş cep üzerindeki yurt dışı piyasalar sekmesi üzerinden de kolayca yurt dışı piyasalara erişim sağlayabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Herkese bol kazanç.